İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 24 Temmuz Cuma günü akşam 9.30 saatlerindeyiz. Altın analizi videomuza başlıyoruz. Öncelikle her zaman olduğu gibi en son ne konuşmuştuk o analizi bir hatırlayalım. Altın 5. vitesi taktı diye konuşmuştuk ve hedeflerimizi sizlerle beraber dünkü videoda tartışmıştık. Hedeflerimizde 1880 üzerinde kalırsak 1900'ler, 1900'lerin üzerinde kalırsak 1910'lar ve 1920'lere doğru hareketin olacağını konuşmuştuk. Tepelerde olduğumuzdan bahsetmiştik. Dikkatli olmanızda yarar var diye konuşmuştuk. Ancak aşırı alım bölgesinde olmamızın halen bir olumsuz duruma yol açmadığı, dolayısıyla yükselişin devam edeceği konusunda fikirlerimizi paylaşmıştık. Yatırım tavsiyesi olmadan şimdi bugünkü durumu sizlerle beraber tekrardan değerlendireceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar konu başlığında attığım gibi Pazartesi Salı günü yani 27-28 Temmuz tarihlerinden bahsediyordum biliyorsunuz hep. Artık o tarihlerde bir tepenin olabileceği konusunda en azından bir ufak da olsa bir geri dönüşün olabileceği konusunda bir düşüncem var. Bakalım bu tahminimiz gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Biliyorsunuz bir iki video boyunca 27-28 Temmuz tarihlerinde öncelikle 1880'leri tahmin etmiştim ama o kadar hızlı yükseldi ki hızını arttırdıktan sonra artık 1925'leri, 1920'leri, 1910'ları bekler olduk ve zaten bugün de 1906'lar en yüksek seviye olarak görüldü arkadaşlar. Şimdi günlük bazda, ons bazından başlayarak gerekçelerimizi anlatarak size analizimizi yapacağız arkadaşlar. Teknik olarak teknik analiz yapacağız, temel analizi yapmıyoruz biliyorsunuz. Temel analizini de siz kendiniz düşünerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi günlük bazda fiyat grafiğine baktığımızda artık biraz geride kaldı şu yükseliş trendini kırdığımız yani üst banttaki şu şöyle bir kanalımız vardı biliyorsunuz. O kanalı kırdığımız nokta 21 Temmuz tarihlerindeydi. Artık gördüğünüz gibi neredeyse tarih olduğu seviye. Şurada bir kırılma olduktan sonra vites yükseltebilir demiştik arkadaşlar. Bakın burada ikinci vitese taktı. Burada 3'e, burada 4'e ve burada 5'e ve halen yukarı doğru sert yükselişlerini devam ettiriyor. Ancak ben bu yükselişlerin birkaç gün içerisinde bir mola verebileceği konusunda kesin tabii ki öyle bir şey yok ama 1925 seviyelerine geldikten sonra bir kar satışın olabileceği konusunda düşüncelerim var. Şimdi onu sizlerle beraber tartışacağız arkadaşlar. Evet. Fiyat grafiğine bugün baktığımda arkadaşlar dünden hiçbir farkı yok. Halen yükseliyoruz. Dün neyse bugün de aynı şeyler geçerli. Fiyat grafiğinde benim gördüğüm halen ons yukarı doğru gidiyor. Dünkü yükselişteki yani 5. vitese taktığı seyir aynı şekilde devam ediyor. Bir 6. vitese takma olayı var mı diye sorarsanız öyle bir durum yok arkadaşlar. 5. vitese devam ediyor. Yani dünkü hızın aynısında yükselişine devam ediyor. Şu an için kapanış ne olacak tabii ki bilmiyoruz ama şu an için 1901'lerdeyiz. Eğer böyle kapatırsa dünkünün aynısı olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi indikatör tarafına baktığımızda ise RSI giderek yukarı doğru tırmanıyor. Bakın üst noktalarda bizim dönüş noktalarımıza bakın önceki noktalara. 86, 86 ve şu an 82'lerdeyiz. Biz birkaç gün sonra muhtemelen 85'lere varacağız gibi gözüküyor RSI tarafında. Bu da 3 gün sonra belki salı, çarşamba gününe kadar bir tepe yapması söz konusu olabilir. Buradan düşüşler olursa arkadaşlar bakın şuradaki düşüşlere çok sert düşüşler olmuş ve aşağı doğru ani düşüşler olabilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var ve size şunu söylüyorum halen yükselişte devam ediyor arkadaşlar. RSI'ye baktığımızda dolayısıyla yükselişte bir bozulma olmadığı için de aşağı yönlü bir gösterge olmadığını size söyleyelim. Diğer göstergelere baktığımızda aşağı doğru bir gösterge yok arkadaşlar ama tepelerde olduğumuzu STOXX RSI kısa vadeli ve uzun vadeli de bize anlatıyor. Eğer aşağı dönüşler olursa bu konuda da yine dikkatli olmanız gereken günler Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri diye bize anlatıyor arkadaşlar. Şimdi 5 saatlik duruma bakalım. Orada bir geri çekilme var mı? Herhangi bir aşağı gelme sinyali, emaresi var mı? Onları tartışacağız. Orada da baktığımda arkadaşlar ben
Herhangi bir fiyat grafiğinde aşağı gelme sinyali görmüyorum ve yükseliş devam ediyor. RSI'de sadece şöyle bir ana trend kırıldı demiştik. Aşağı doğru bir gelme vardı. Aslında şu an için kısmen de olsa bir RSI'de negatif uyumsuzluk var 5 saatlikte. Ama diğer göstergelere baktığımda halen yukarı doğru gidişatın görüyorum ben. 1909'ların, pardon, 1906'ların tekrardan zorlanacağı konusunda ufak bir ipucu veriyor bize 5 saatlik grafik. Ama negatif uyumsuzluğa da dikkat etmekte fayda var Pazartesi, Salı günü. O yüzden tedbiri elden bırakmadan takip etmenizi öneririm. Bugün için bir tehlike olduğunu sanmıyorum ben. Elinde altın olanlar rahatlıkla hafta sonunu geçirebilir arkadaşlar. Evet, şimdi yavaş yavaş gram tarafına geçelim. Biliyorsunuz gram sinyalleri tablomuz var. Bunları alsat diye veriyorum ama artık acaba diyorum sizden gelen yorumlara göre de değiştirebilirim. Alsat yerine aşağı yukarı diye mi not versek sizlere daha iyi olur mu acaba? Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor veya kötü manada yorumluyorlar. Acaba biz bunları yukarı veya aşağı, yani yukarı gidiyor trend, aşağı doğru gidiyor gibisinden mana getirecek şekilde değiştirsek mi diye düşünüyorum ama şimdilik sizin görüşlerinizi aldıktan sonra şimdilik değiştirmeyeceğim. Ondan sonra bir düşüneceğiz arkadaşlar. 370,5'tan alt sinyalimiz gelmişti en son ve oradan sonra yükseliş bakın nasıl devam etti. Şurada ufak bir sat sinyali gelmişti. 400 seviyelerinden 398'den sat geldikten sonra 395'lere düşmüştük. Ve sonra tekrardan alt sinyalimiz geldi ve bu gördüğünüz gibi ne kadar dik bir yükseliş. Bakın şu yükselişin eğimine bakın. Bir de şu yükselişin eğimine bakın. Ve 399'dan alt sinyal geldikten sonra da bugün gördüğümüz en yüksek seviye 419,8. Yani 21 TL'lik arkadaşlar bir yükselişi yakalamış olduk. Teknik analiz sistemimiz sayesinde. Bu teknik analiz sistemimizin eğitim konularını ben hazırlamaya çalışıyorum ama İnanılmaz bir yoğunluğum var. Yarım kaldı eğitim çalışmalarını sürdürüyorum. Umarım yine zaman buldukça devam edeceğim ben onlara. Başka işlerim çıktı maalesef. Onları tamamlayınca isteyen arkadaşlar da bu eğitimi sunacağız ilerleyen aylarda diyelim. Şimdi yavaştan gram analizine geçiyoruz. Gram sinyallerini gösterdikten sonra yani gram sinyallerinde halen alt sinyali yatırım tavsiyesi olmadan devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi günlük bazda gram grafiğine baktığımızda indikatörlere bakmayalım öncelikli olarak. Karşımıza çıkan bir tane çanak formasyonu vardı. Bakın anlatmıştık burada. O çanağı yukarı çok sert kırmıştık. Hızlı geçmiştik. Sonra pullback yapmıştık. Yani şöyle yaklaşayım biraz. Bakın kırdığımız noktaya tekrar geri gelmiştik. Hatta burada bir tuzak oluşturulmuştu. Olması gerekenden birazcık daha fazla düşüş olmuştu. Sonra tekrardan toparladı ve yukarı gitti. Şöyle anlatmıştık hatırlarsanız. Şöyle buradan pullback alıp daha yukarı sert gidebilir ve şu çanağı da yukarı doğru katlayabilir diye konuşmuştuk. Çanak yüksekliğinde sizlerle beraber belki 2 hafta önce, 3 hafta önce ölçmüştük. Yaklaşık olarak şöyle bir ölçüm yapmıştık ve kırılma noktasına da koyduğumuzda 425 seviyelerinin gelebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştuk ve oralardan geçen, yani tabii hassas olarak oturtmadık ama 427 gösteriyor. 427'ler de gelebilir. 425 civar diyelim biz onu yuvarlak olarak. Oraların gelebileceği konusunda sizlere belki bir ay öncesinden bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar arada bir tane daha direncimiz var. 1.786'dan geçen 420.786. Oraya çok yaklaştık ama henüz geçemedik. Ben oranın Pazartesi Salı günü de test edilebileceğini düşünüyorum. Bakalım oradan sonra altın neler yapacak? Tepesini belki de 420'lerde yapacak, 425'lere gelemeden. Formasyon hedefi mutlaka vardır. Tamam ona eyvallah bir şey demiyoruz. Ama formasyonlar illa olacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ben bunu her analiz videosunda söylüyorum. Formasyonlara mutlaka inceleyin. Bakın burada olduğu gibi şurada bir çanak oluşmuş. Bu çanak burada ufak da oluştuktan sonra çanak yüksekliği kadar gitmiş bakın hedefe ulaşmış. Ama gitmeye de bilirdi. O yüzden bunlara kanun diye bakmayın. Aşık olmayın formasyonlara. Belki sizin görmediğiniz başka formasyonlar vardır. Bunları eğitim videolarında da anlatıyoruz arkadaşlar. Detaylı olarak bütün formasyonları iyi öğrenmeniz gerekiyor. Evet şimdi fiyat grafiğinden anladığımız arkadaşlar
çanağı yukarı doğru tamamlamaya çalışıyoruz aslında özetle. Şuradan bir çanağı kırılmasını yaptık. Burada bir pullback yaptık. Sonra tekrar yukarı doğru roketledik. Şu an için fiyat grafiğine baktığımızda gördüğünüz gibi hiçbir problem gözükmüyor. Peki indikatörler tarafına bakalım. Ons'ta baktığımız gibi. Evet, indikatörlere de baktığımızda aynı durum Ons'ta olduğu gibi burada da var. 81.80'lerdeyiz RSI'da. Diğer göstergelerde yine tepelerdeyiz. Ama bir problem olmadığını düşünüyorum ben. MACD'ye de baktığınızda gördüğünüz gibi halen alt tarafında. Eğer aşağı doğru bir kırılma olursa onları sizlerle paylaşacağız. 5 saatlik grafiğe bakalım. Öncelikle fiyat grafiğine geçelim. Oraya bakalım. Şimdi indikatörlere bakmayalım. Burada da gördüğüm benim halen yükseliş devam ediyor. Bir sıkıntı olmadan 399 seviyesinden bakın. Şuralardan al sinyalimiz gelmişti ve şuralara kadar geldik. Halen de şu yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar 5 saatlikte. İndikatörlere bakalım. İndikatörlerde de aynı şeyler var arkadaşlar. Çünkü dolar oynamadığı için onsa bağlı olarak gram altın değiştiği için. Burada da bir negatif uyumsuzluk var hafiften. bu negatif uyumsuzluğu kırmamız için bizim bir 420'lerin üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer oralardan bir dönüş olursa tehlikeli olur. Sadece burada bir olumsuz durum var. Madde aşağı taraflarda geziyor. Diğer göstergeler ise yukarı doğru bir gidişat içerisinde Stoxx RSI'ler. 5 saatlikte pazartesi salı günün biraz sıkıntılı geçebileceği, yani biraz kar satışları olabilir. O konuda bizi uyarıyor ama şu an için halen yön yukarı olduğu için de dolayısıyla endişe edecek bir durum olmadığını ben düşünüyorum. Şimdi yavaştan özetlemeye başlayalım arkadaşlar. Önce 5 saatliğe bakalım. 5 saatlikte arkadaşlar şöyle söyleyelim. 417 arkadaşlar. 417 üzerinde kapanış yaptıkça problem yok. Günlük baza geçiyoruz. Günlük bazda da arkadaşlar 415. Şöyle biraz daha temiz tarafı yazalım. Şurası G yazalım günlük arkadaşlar. 415. 5 saatlik 417 arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça biz 420'leri hedefleriz. 420'nin kırılması da beraber de 425 civarındaki hedefimize, çanak hedefimize 2 ay 3 ay öncesinden verdiğimiz hedefe arkadaşlar inşallah ulaşırız diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Bir de isterseniz 5 saatlik değil de 4 saatlik durumu da bir kontrol edelim. İlla 5 saatliğe bakmanız gerekmiyor. 5 saatlikteki durumda arkadaşlar çok farklı diyor. 417,5'tan geçiyor oradaki kritik seviye diye tahmin ediyorum. 417,5 diye siz düşünürseniz bu seviyenin üstünde kaldıkça bir problem olmayacaktır. Biraz daha uzun vadede yani günlük vadede 415'in altında kapanış yapmadıkça da 420'lere doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde durum gözüküyor. Kendinize bakın. İyi akşamlar.